Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. AYT Edebiyat 20. gün kampıyla karşınızdayım. Evet önemli bir konuya geçeceğiz arkadaşlar yaklaşık 4-5 tane sorunun geldiği yer. Divan edebiyatı nazım biçimlerini zaten özel olarak anlatmıştım ki muhakkak izlenmesi gerekiyor. Şimdi artık divan edebiyatıyla yolumuza devam edeceğiz. Yalnız yine söylemekte fayda var arkadaşlar. Lütfen edebiyat ders kitabımızı yani edebiyata çağrıyı Muhakkak ediniyoruz. Özellikle geri kaldım diyenler not almakla uğraşmasın ve aynı zamanda denememizi de lütfen alalım diyorum. Ve şimdi izninizle ne yapıyorum? Konuya başlıyorum arkadaşlar. Müzik Evet, ben her yeni döneme girişte diye giriş yapmıyordum. Bir tablo oluşturuyordum. Tablomuz neydi arkadaşlar? Türk edebiyatının dönemleri. Türk edebiyatının dönemleri kendi içinde 3 ayrılıyordu. Birincisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İkincisi İslam etkisindeki Türk edebiyatı, üçüncüsü Batı etkisindeki Türk edebiyatıydı. Bizim İslamiyet öncesi Türk edebiyatımız tarihi bilinmeyen bir zamandan 10. yüzyıla kadar devam ediyordu. Ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Birincisi sözlü edebiyat, ikincisi yazılı edebiyat. Yazıya ne zaman geçiyorduk? 8. yüzyılda. Hangi yazıtlarla biz yazılı dönemi başlatıyorduk? Orhon kitabeleriyle arkadaşlar. Neyse, devamında biz artık Araplarla tanışıyorduk. E bir günde Müslüman olmuyorduk. Arada ne vardı? Geçiş dönemi vardı. Yaklaşık olarak 10. yüzyıl 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar geçiş dönemini yaşıyorduk. Geçiş dönemi tamamlandıktan sonra edebiyatım iki koldan ilerliyordu. Birincisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının güncellenerek devam ettiği halk edebiyatı, ikincisi ise Arap, Fars etkisinde oluşan divan edebiyatıydı. Ben her zaman ne diyordum canlar? Halk var olduğu sürece halk edebiyatı devam eder. Divan edebiyatı ise 13. yüzyılda başlayacak, 19. yüzyılda sona erecek. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Mücadelesi, Osmanlı çökmüş gitmiş artık gül sümbül edebiyatı tutmaz arkadaşlar. İmparatorluk gidiyor elden. Sen güle şiir yazsan, hamama şiir yazsan, çiçeğe şiir yazsan ne olacak? Çünkü devlet elden gidiyor ve tanzimatçılar yani Jön Türkler divan edebiyatını çökertecek arkadaşlar. Şimdi gelin Bilmeniz gereken yerlere ben size söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bu edebiyat dönemi kuralcı bir edebiyat. Bu edebiyatın bir çerçevesi var ve şairler bu çerçevenin dışına çıkamıyor. Yani kalıp bir edebiyattır divan edebiyatı. Kitabi bir edebiyattır. Soyut bir edebiyattır. Şimdi bilmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Divan edebiyatında söyleyiş ön plandadır. E söyleyiş ön plandaysa Biçim ön plandadır demek. Biçimin önem verildiği bir edebiyat dönemi de sanatı sanat için yapar. Ben burada övdüm ama divan edebiyatını maalesef ki çok fazla tasvip etmiyorum çünkü halka uzak bir edebiyattır. Evet arkadaşlar, seçkin edebiyattır onu söyleyelim. Yani üst tabakaya, okumuşlara ne yapar? Seslenir. Çünkü Divan edebiyatını anlayabilmek için Arapça, Farsçayı çok iyi bilmen gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Bu edebiyat döneminin bir diğer isimleri İslami edebiyat, yüksek zümre edebiyatı, adından da belli saray edebiyatı, havas edebiyatı, Enderun edebiyatı. Enderun mektebinden yetiştikleri için klasik edebiyat, eski edebiyat ve divan edebiyatı en çok kullanılan tabirdir. Niye Divan edebiyatı halk şairleri eserlerini nasıl cönkte topluyorsa bu adamlar da divan denilen yapıtlarda topluyor. O yüzden biz ne diyoruz? Divan edebiyatı diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size burada bir mantık anlatacağım. Bakın bu adamlar şizofren. Öyle kodlayın. Neden hocam? Ya çünkü evet bu şiirde aşk esastır. Doğru. Ama öyle bir aşk var ki burada adam kafasından bir sevgili yaratıyor. Birazdan mazmunları göreceğiz. 3 metre boyunda. Saçları buradan ta nereye gitsin? Orta Asya'ya gitsin. O kadar uzun saçları var. Gözleri zümrüdü anka yeşili, hiç bulunmayan bir göz rengi. Dudakları gonca dudaklı arkadaşlar ve aynı zamanda ince belli, servirevan diyorlar. Yani yürüyen sevgili. Öyle hayali bir kadın yaratıyor. Daha sonra bu kadına aşık oluyor ve bir de kendine rakip yaratıyor. Yani kadının yüzlerce seveni var ve adam rakipleri karşısında eziliyor. Sevgilisi yani aşık olduğu kadın rakiplerine pas verdiği için acı çekiyor. He bu acıdan da hiçbir zaman böyle hoşnutsuzluk falan yok ha. Adam acı çekmekten hoşlanıyor. Acı çektikçe daha güzel şiir yazıyor. İşte o yüzden böyle mübalalı abartılı ne var arkadaşlar? Üstlük var. Gülü di ba ama korkarım azar eder. Nazeninim hari sayi gülü di ba senin diyor. Yani demek istiyor ki arkadaşlar ey sevgili senin üzerinde bir basma kıyafet var. O kıyafetin üzerinde de bir gül deseni, deseni var. O gül deseninin de dikenleri var. Her gülün dikeni olduğu gibi. Ve ben diyor sen dışarı çıktığın zaman korkarım. Çünkü güneş diyor o dikeni gölge yaptığı için o dikenin gölgesi senin tenine zarar ver verir diye korkuyorum diyor. Korkuyorum. Yani böyle bir edebiyat dönemi arkadaşlar. Bence iyice açıkladık. Devam ediyorum. Yani süslü bir edebiyat dönemi. Şiir ağırlıklı. Aynı halk edebiyatı gibi nesir ikinci planda kalmış başlık var mı? Hayır. Başlık ne zaman gelecek? Tanzimat dönemiyle beraber gelecek arkadaşlar. Şimdi geçelim divan şiirinin özelliklerine. İlk eserler 13. yüzyılda verilecek ve 19. yüzyılda artık çökecek. Ve arkadaşlar şiirde doğal olarak nazım birimimiz beyt. Çünkü Araplardan beyti aldık. Konu bütünlüğü yok. Açacağım hepsini. İlk temsilcisi Hoca Dehani. Bakalım gerçek hoca mı değil mi? İlerleyen zamanda göreceğiz. Bak anlamdan çok söyleyişe önem verilmiş. Ne söyle yani? Ne anlattığın önemli değil. Nasıl anlattığın önemli diyor adamlar. Konular sınırlı ve toplumla ilgili konu hemen hemen hiç yok. E böyle bir edebiyat dönemi sizce? topluma önem verir mi? Hayır. Söz sanatlarına fazlaca yer verilmiş ve mazmum dediğimiz klişeleşmiş sözler vardır. Açacağım hepsini. Evet, dili mi? Dili çok çok ağırdır. Anlayabilmek için Arapça ve Farsçayı bilmek gerekiyor arkadaşlar. Kuralcı bir edebiyat dönemidir. Yani o kuralların dışına çıkamazsın. Bak, halk edebiyatında kafiye kulak içindi. Burada kafiye göz için arkadaşlar. Senin kafiyeni oluşturan kelimeler aynı harfle bitmek zorunda. Aşk, şarap, sevgili, ölüm, tasavvuf gibi konular işlenmiş ve insanın iç dünyasına seslenen soyut kitabi edebiyat olarak karşımıza çıkmış. Şiirde konu bütünlüğü yok, parça bütünlüğü var. Ne demek istiyorum? Şu benim beyitlerim olsun arkadaşlar. Bak beyit yazıyorum. İlk beyitte Allah'tan bahsettim. İkinci de peygamberden. Üçüncü de aşktan. Dördüncüsü de şaraptan. Bak konu bütünlüğü yok. Halk edebiyatında konu bütünlüğü vardı. Birinci dörtlükte hangi konudan bahsetmişsem... Üçüncü dörtlükte de aynı konudan bahsetmişim. Ama burada her beyitte farklı farklı konuya geçmiş. Başlık yok demiştik arkadaşlar. Başlık tanzimatla beraber gelecek. Şiirler, şiirlerimiz redifiyle ya da türüyle isimlendirilmiş. Nazım biçimlerimiz neydi? Gümüş kemeri tuttum ki. Ve ne demiştik arkadaşlar? Şarkı ve tuyu Türkler divan edebiyatına kazandırmıştı. Akım olarak neler var biliyor musunuz? Açacağım zaten hepsini. Tasavvuf, sepki hindi, Turki basit ve mahalleleşme akımları var arkadaşlar. Ve bu adamların çoğu medrese eğitimi görmüş. Yani ne diyorduk? Günümüzdeki üniversite mezunu ama öyle sıradan bir üniversite değil. Ottu'yu düşün. İstanbul Üniversitesi'ni düşün. Atatürk Üniversitesi'ni düşün. Yani üst düzey edebi ne diyelim bir ürün daha doğrusu tahsil almışlar diyelim arkadaşlar. E ölçü olarak hangi ölçü kullanılacak? Araplardan hangi ölçüyü alıyordum? Aa, AA diye kodlamıştık. Aruz ölçüsünü alıyorlar arkadaşlar. Kişisel sevinçler ve acılar vardır. Yine soyut dünyası olduğunu söyledik. Tasavvufi terimler de var. Şimdi burada nazire kavramını açalım. Nazire ne? Arkadaşlar diyelim ki ben bir şiir yazdım. Benim şiirimde aşktan bahsettim. Aşk konulu bir gazel yazdım. Ya sizin çok çok hoşunuza gitti. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aynı ölçüde, aynı uyaklı, aynı nazım biçimiyle yani aynı gazeli, aynı konuyla sen de yazıyorsun. İşte biz buna nazire diyoruz. Yani kes kopyala yapıştır. Sen beni taklit ediyorsun. Biz buna nazirecilik anlayışı diyoruz arkadaşlar. Sevgilerimiz gerçek değil, hayalidir ve dedik ya sanat sanat içindir ve bu edebiyat halktan kopuk bir edebiyattır arkadaşlar. Gelelim mazmuna. Bak şimdi mazmun kelimesi ile manzum kelimesi karışır. Ben ne demiştim size? Bilmediğiniz bir kelime olduğu zaman ilk iki harfini atın. Aşağıya ünsüzleri çekin. Bak burada ne kalır? ZMN. Yani zemin kalır. Zemin kalıptır. Mamzumda ne kalır? İlk iki harfini at. Ne? m Yani nazım kalır. E nazım şiirdir. Mazmun ise kalıplaşmış söz anlamına gelir. Yani adamlar kalıplaşmış kelime kullanacaklar. Yani şu. Yılan kelimesini bir divan şairi söylediğinde sen onun saç olduğu anlamına düşüneceksin. He, devam ediyorum. Gonca mı? Ke gonca kelimesini mi kullanıyor? O zaman dudak aklına geliyor. İşte klişeleşmiş kelimelere mazmun diyoruz. Bakın, nergis göz demek, ok kirpik demek. Öyle bir kirpik ki her kapatıp açtığında gözünü ne yapıyor? Şaire saplanıyor ve şaire acı veriyor arkadaşlar. Gonca dudak ağız sevgili inci dişli. Yani sevgilinin dişleri gözük göründüğü zaman adamın gözleri açılamıyor. O kadar parlıyor arkadaşlar. Badem de göz demek. Servi boy demek. 2020 AYT sorusunu hatırlayın. Servi hıravan. Yılan saç demek. Keman Saç demek? Servirevan yürüyen sevgili arkadaşlar yine gece de saç demek. Geçelim divan nesrinin özelliklerine. Nesir düz yazıydı arkadaşlar. İşte biz bu edebiyatta düz yazıya inşa, düz yazı yazarına münşi ve toplanan eserleri de münşiat diyoruz. Yine aynı şekilde Nasir de düz yazı yazan kişiye deniyor. Dedik ya nesir burada da ikinci planda kalmış arkadaşlar. Tekrar ediyorum ikinci planda kalmış. Divan edebiyatının nesri 3 ayrılıyor. Sade, orta, süslü. Sade, ortalama herkesin anlayabileceği. Ortada sanatlı ve sade karışık. Süslü nesri Belki de adamdan başka kimse anlayamıyor. O kadar ağır. Adam 43 sayfa boyunca Arapça, Farsça tamlamalı bir cümle kurmuş. Nasıl çözeceksin onu? Çözemezsin. İşte süslü nesir deyince aklımıza kim gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Sinan Paşa gelecek. Tazarrunamesini asla unutmayacaksınız. Çünkü süslü nesrin ilk temsilcisi de Sinan Paşa olmuş olacak. Cümleler bak süslü nesir de çok çok uzun ve seciler var. Seci ne demekti? Düz yazıdaki uyak demekti arkadaşlar. Toplumsal konu yok. Hocam noktalama işareti var mı? Hayır ya noktalama işareti yok. Ne zaman gelecekti arkadaşlar? Tanzimatla beraber gelecekti. Unutmuyorduk bunu. Evet edebi sanatlara sıkça yer verilmiş ve mana arkadaşlar bakın mana. Şimdi onu açıyorum. Mana anlam demek. Kimi zaman söyleyiş yani senin kullandığın dil mananın yani anlamın önüne geçmiş. O yüzden arkadaşlar öze önem verilmiyor. Bu adamlar söylemeye önem veriyor diyorum ve nesirde kimleri göreceğiz? Sinan Paşa'yı, Seydi Ali Reis'i, Katip Çelebi ki potansiyel olarak duruyor. Onu söyleyeyim. Bu adamlar bizim için önemli olacak arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bunlardan soru kaçırmayacağız diyorum. Evet. Divan edebiyatı düz yazı biçimlerinde kampımızı noktalandırıyorum ve bu biçimlerle beraber hız kazanıyoruz zaten. Divan edebiyatı arkadaşlar bu taraflardan her sene muhakkak bir tane soru çıkıyor. O yüzden önemsemenizi istiyorum bizim için. Önemli. Lütfen kitap ve denemeye de ulaşmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar ciddi manada söylüyorum bunu. Yani not almakla uğraşmıyoruz. Zaten belli başlı taktikler vereceğim ben. Evet kendinize dikkat edin. 21. kampımızda görüşmek dileğiyle.